Bülent Akarcalı, eski bakan, dedi ki Türk doları basalım dedi. Ben bunu dediği zaman kendisini günün adamı ilan etmiştim. Hakikaten günün adamıymış. Şimdi şaka maka değil, Bülent Akarcalı'nın dediği olmadı mı? Türk doları basalım diyordu. Lira fiilen Türk doları gibi mi? Şu anda görünen o. Ne demek bu? Bu son sistemin niye 1973'e atıf yapıldığını tamam. söyleyeyim mi önce? Tabii. Çünkü o zamanlar uygulanıyor. Böyle 2-3 ay bunun meyvesini yiyorlar. Hadi bir yıl yiyorlar. Sonrasında bir yıl sonra başımıza gelen şey korkunç bir bütçe açığı, müthiş bir sıkıntı, arka arkaya vergiler, zamlar ve patlıyor. Sonrasında da kaldırılıyor zaten. Benzer şey bir 90'lı yıllarda uygulanıyor. O zaman da patlıyoruz. Ama günün sonunda sanki bu yepyeni bir şeymiş gibi sunuldu, biliyorsunuz. Bir de müthiş getirili bir şeymiş gibi sunuldu o gün, o akşam. Enteresan bir şekilde satın alındı birileri tarafına. Vatandaş döviz sattı o akşam. Duydunuz bayağı mu? Bayağı satmış. Vatandaş yani. Sattı. Vatandaş derken hangi, kim vatandaş? İşte siz sattınız, ben sattım. Ben de olsa O satardım da saat, o saat satamadım. dilimde hepimiz koştuk, bankalar açıktı. Ya. Kuyumculara gittik, açıktı. Döviz Değil mi? bürolarına koştuk, hemen dövizlerimizi bozduk. Bu büyük fırsattan faydalanalım istedik. Sonra 12'ye düştü bu sayede. Ve şimdi trend topic olmuş Twitter'da, gördünüz mü bilmiyorum. Nasıl elinizde kaldı falan diye dalga geçiyorlar insanlarla bir de. Yani iyice utanmazlık sınırını aşmış durumdalar. Ama şunu söyleyeyim, bu operasyonun adı, esas adı, zengini daha zengin etme, fakiri daha fakir etme operasyonudur. Bakın çok net söylüyorum. Zengini daha zengin etme, fakiri daha fakir etme operasyonudur. Ve doları 18'e çıkartan ne Ayşenur Aslan'dır ne Selçuk Geçer'dir, hükümetin ta kendisidir. Hatta Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle yapılmıştır. Merkez Bankası'nın da katkılarıyla yapılmıştır bu. Peki şimdi ayrıntılara ve o az önce paylaştığım soruların yanıtlarına geleceğim ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi 18'e çıkaran Erdoğan'ın söylemleri ve adımları, hamleleri ise ve sonrasında da buralara bu sisteme gene onun kararıyla geldiyse ki bu sistem aslında hani faiz kötüdür ben indireceğim diyor ya faizin ta kendisi. Onu biliyorsunuz zaten de gelinde konuşacağız. Bu bir strateji mi? Bir siyasi hamle, bir plan mı? Yoksa onu denediler olmadı, şimdi bunu deniyorlar olmadı, sonra bu da olmazsa bir başka şey. Savrula savrula bunu mu yaşayacağız? Ne yaşıyoruz biz? İşte esas soru o değil mi? Yani ne yaşıyoruz biz? Hiçbir ne şeyin yaşıyoruz? Farkında yani değiliz yani. Erdoğan'ın bilinçli bir stratejisi mi bu size göre? Ya şöyle söyleyeyim. Yani bilinçli strateji mi değil mi sorusunun cevabı şu: bilinçli bir strateji. Hani ilk cümle çok önemli. Hani zengin zengin etme, fakir etme hikayesi. Burada sonuca bakmak gerekiyor. Doğru mu? Sonuç ne? Son bir ay içerisinde bütün mal ve ürünlere, sadece akaryakıta değil, bütün mal ve ürünlere %100'e yakın zam yapıldı. En iyi ihtimalle. Şimdi bu %100 zamlar, dolar %50 geri çekilince geri çekildi mi, çekilmedi. Bu demek ki örtülü bir zam programıydı. Çok net bir şekilde örtülü bir zam programı yapıldı. 12'lerden 18'e çıkartıldı. O sırada piyasa ağladı. Her şeye zam yapmak zorundayız dediler. İşte dolar daha da gidecek dediler. Bunları kendileri söylediler. Kendi gazetelerinde ifşa ettiler. Sonrasında herkes arka arkaya, hem yabancılar hem yerliler, %100'e yakın arka arkaya zamlar yaptılar. Ve bu zamlar da insanların belini kırdı şu anda. Belini kırdı. Şimdi sanıyorlar ki 18'de dolar alıp 12'ye düşenler bu işten zarar etti. Mesele bu değil ki. Mesele şu: 12'den 18'e ya da 9'dan 18'e çıkarken yapılan zamlar ve bu zamlar aslında birilerine de bir kaynak yaratma operasyonu. Bu çok net. Yani bu bir komplo teorisi falan değil. Hani diyorsunuz ya, seçime giderken hangi kaynağı kullanacak? Kaynağı nereden bulacak? Peki Merkez Bankası'nın sattığı paralar nereye gitti Ayşenur Hanım? 5 defa müdahale etti değil mi? Evet. Böyle küçük küçük müdahaleler, piyasanın dengelerini bozmayacak, dövizin yükselişini engellemeyecek müdahalelerde bulundu. İlginç bir şekilde. Ne kadar piyasaya para verdiyse bir dakika, o kadar alındı. Esas siz ilginç bir şey söylüyorsunuz. Yani sonuçları küçük olacak küçük hamleler tabii, yapıldı.
Özellikle mi? Tabii, dövizi aşağıya çekmek isteseydi Merkez Bankası 1 milyar veya 500 milyon lira ve dolar müdahale etmek yerine bir anda 5 milyar dolar, 10 milyar dolar bu müdahale edemez miydi? Bu Batırel Beyefendi'nin dediği gibi evet. Şakkadanak 10 milyara evet. satardı. Madem müdahale etmek istiyorsun, şakkadanak sat 10 milyar dolar, şakkadanak sat 10 milyar dolar değil mi? Dolar düştükçe daha da çok sat, dolar düştükçe daha da çok sat, bunun avantajını kullan. Niye kullanmadın? Senin derdin başka çünkü. 6 milyar dolar piyasaya verdiler mi? O 6 milyar dolarını birilerine mi verdiler? Sonra o 6 milyar dolarla da o gece 18 lira olan doları bütün piyasaları kilitleyip, bütün sistemi kilitleyip satarak 11 lira seviyesine kadar mı indirdiler acaba? Siz hani isim varsa da söyleyin diye sormuyorum ama hani birileri derken bu birilerinin kimler olduğunu tahmin ediyorsun ya da biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Siz hayır, bilmiyor sonra, musunuz? Sonra bana da söyler misiniz? Yok ben şey hani Avanak Avni diyeceğim, adı Avni olanlar kusura bakmasın ne olur. Ben böyle hakikaten Avanak Avni gibi yok, yok. Böyle oturuyorum burada. Yok canım, hepimiz biliyoruz artık onların kim olduğunu. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bu gizli bir bilgi falan değil. İçeriden alınmış insider trading falan değil yani. Biz para babalarının Türkiye'de kim olduğunu gayet net biliyoruz aslında bakalım. Ya da mesela devletten alacağı var garanti ücreti gibi. Belki. Dolar üzerinden garantiler. Olabilir. Mesela. Yani bunlar yaşanılan şeyler, bilinen şeyler. Ama ilginç olan şey şu, 12'de çok hızlı operasyon başlıyor, 18'e kadar çıkartılıyor. Bu arada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı bunu destekler nitelikte demeçler veriyor. Gün içinde, gece yarısı, ortamı görüyor, faizi indireceğim diyor. Dolar nereye giderse gitsin beni ilgilendirmez diyor. Biz rekabetçi kur istiyoruz diyor falan değil mi? Öyle böyle açıklamalar yaptı. Son 10 gün içerisinde, son bir ay içerisinde. Durmaksızın yaptı bu açıklamalar. Gözümüzün önünde gerçekleşti bunlar. Ay geçmişte Teksas'ta yaşasak size böyle sen çok şey biliyorsun diye vurmuşlar. Bu kadar çok şey bilip hani ben sizi vurmayayım ya da birileri sizi vurmasın tabii aman ağzımdan yel alsın ama yani netice itibariyle çok şey bilmek de çok fena bu ülkede. Ya tabii. Ya her şeyi biliyorsunuz ve elinizden bir şey geliyor gelmiyor. Belki gelir soracağım. Şimdi adım adım gidelim. Bakın. Bakmayın siz bunun ne dediğini. Geçerin, ne dedi? Yok yok, bunun ne dediğini. Bunun. Ha, bunun. Bunun ne dediğine. Bunu hatırladınız değil mi? Bunun ne dediğine bakmayın siz. Ay çok gülerek söylediğim için özür dilerim. Bugün arkadaşlarıma dedim ki, hazırlıklı olun, canlı yayında delireceğim. Bir ilk olabilir. Bakalım, deneriz. Beraber deliririz. O da bana denk geldi değil mi? Beraber delirebiliriz. Bakarız. Tabii. Şimdi efendim, daha konuşacağız hani ne ayrıntılar var, neler var. Bu paket, bu yepyeni model çok özetle zaten anlattı Selçuk Yeçer. Dedi ki zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmanın modeli. Hep de zaten Emin Çapa söylüyor medya mahallesine konuk olduğunda. Bu kadar zengin dostu bir iktidar ben görmedim diye. Dolayısıyla şaşacak bir şey yok. Dahası beyefendiler kendilerinden çok eminler. Bakın Nebati Bey dün önce yazılı açıklama yaptı. Hani herkesin karşısına çık değil mi? İşte Fox TV'den bir meslektaşımız gelsin, Halk TV'den arkadaşlarımız gitsinler vesaire. Hayır. Bize yazılı açıklama gönderdi. Bizden soru alamaz beyefendi. TRT'ye çıktı. TRT'de şahane.